Hüvallahu lezî lâ ilâhe illâ hû. O anlamına gelen zamirdir. Bu toplumdaki insanlarda veya varlıklarda tecellisinin zevkine ermişseniz hu dersiniz. Ama noktanın bulunduğu yerde hiçbir varlık olmadığı için o hu olduğu orada bilinmez. Kendisi de orada huluğunu çarpmaz ama işte kesretteki olan o idraktan sonra ancaksın o denir. Mesela bir ağacın çekirdeği toprağa atıyorsunuz. Bütün ağacın teferruatından sonra ancaksın bu ağaç meyvesi incir diyorsunuz. Bak, incir ağacı ise incir ağacı diyorsunuz. Elmas elma ağacı diyorsunuz. Dikkat ederseniz o çekirdekteyken bunu ifade etmiyorsunuz. Ne zaman yapıyorsunuz? O ağaç meydana geliyor, o meyvesini surata getirdikten sonra ona isim veriyorsunuz. Aynen bunun gibi. Vallahu lezi la ilahe illa hu, o Allah'ın ilhamı. Tabi anlatmak için bu kelimeyi böyle kullanıyorsunuz. Ondan sonra uliyete tenezzül ediyor. Nokta sırrından uliyete tecelli ettikten sonra orada Cenab-ı Allah adını alıyor. Uliyet mertebesindeki adı neymiş? Allah'mış. Allah uliyet mertebesinde isim falan almadığı için zat-ı mutlak olarak tecelli ettiği için burada ona isim şu bu verilemez. Hiçbir varlığın, hiçbirinin ismi de Allah değildir. Çünkü Allah'ın sonra meydana geldikten sonra bir çekirdeğin, bir ağaçın teferruatına meydana geldikten sonra ancaksın o çekirdeğin mahsulü olduğunu bildiğin gibi Allah'ın da ne olduğunu ondan sonra biliyorsun. Yoksa ne gövdeye, ne dala, ne yaprağa, ne meyveye çekirdek denmediği gibi Allah da denmez. Sonra oradan rubiyet mertebesine tecelli ediyor. Rubiyet mertebesi kulluk mertebesidir. İşte bu kulluk mertebesine tenezzül ettikten sonra Cenab-ı Allah 99 Esma-i Hüsna'sını alıyor. Ama daha 99 Esma'yı almazdan evvel Cenab-ı Hakk'ın zatının tecellilerini ifadesini kullanan birisi Hak, birisi Rab, irşad eden, terbiye eden, birisi hakkını veren, ikisi de irşad ve Hak da şey yapar ama Rab esması irşad ve terbiye yönüyle, Hak ise hakkını verme yönüyle. Terbiye ederken de hakkını veriyorsun. Ne kadar istidadın varsa o kadar benden ilim alıyorsun. Aynı şey. Ama dikkat ederseniz bir şeyin esmaların arasında cüz'i farklar da olsa dahi manalar değişiktir. Onun için Rab esması rubiyetteki tecellisinde irşat ve terbiye edilicilidir. Bu Rab esması bir kamil masalına işaret eder. Bir peygamber masalına işaret eder. Ama işaret eden kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Bak Cenab-ı Hak diyoruz. Hak da bir ümmi bütün varlıklarda hakkını vermiştir. Herkesin istidadı ne kadarsa o kadar oradan açığa çıkması onun hakkıdır. Ama bir de Hak müşti kamil masalından sana irfanet ve kemalat verir. Sen de dersin ki benim Cenab-ı Hak benim müşrik masalından benim hakkımı veriyor. Beni inşaat ediyor. Beni terbiye ediyor dersiniz. Çıkabiliyor musunuz? Onun için rubiyet mertebesindeki bazı isimler mesela Hadi Esması hidayet edici, terbiye edicidir o da. Rab da inşaat ve terbiye edendir. Çıkabiliyorsanız yani esmalar çeşitli olsa dahi belirli olan ifadelerin karşılığında bizler ondan ne yaparız? İstifade ederiz. 99 esmanın tecellisi rubiyet mertebesindedir. Rubiyet mertebesi kulluk mertebesidir. Kul ise bir varlıklar yönüyle kuldur. Her varlık kuldur. Ama bir yerde de artık kendi varlığının olmadığını, kendi varlığının bir masadan ibaret olup Cenab-ı Hakk'ın bir esması veya bir alet edevatı olduğunu, bir görevli olarak hangi mertebede, hangi yerdeyse böylece Cenab-ı Hakk'ı açığa çıkarmak için bir masar olduğunun idrakına varır. Bu da kulluktur. Dikkat ediyorsanız ondan sonra rubiyetten sonra
erbah alemine, yani ruhlar alemine Cenab-ı Hak tecellisini gösterir. Erbah aleminde, ruhlar aleminde bir hayatın Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum, bakın hayat sahibi olan benim diyor ve kayyumiyetiyle de bu alemi ayakta benim. İşte bu vücudu da hayatı, haylığı var ve ayakta tutan da o. Hepsinin görevi, gözün görevi yeri ayrı, kulağınki ayrı, dilin ayrı, bütün azâ ve cebâliniz ayrı. Dikkat ederseniz böylece tecellileri aşağı doğru öğreniyor. Şimdi o'yu anlattık, Allah'ı anlattık ama sıfatlar aleminden çoğaldı bu seferden. Rab dedik, Hak dedik, Mevla dedik, Hüda dedik. Bunlar çeşitli yönleriyle ifadelerdir. Anladın mı? Geldik erbah aleminden sonra misal alemine. Misal alemi hayal alemidir. Hayal aleminde artık kişiler zahir ile de batın ile de bir görüntüdedirler. Ondan sonra inerler nereye? Şehadet alemine. Şehadet alemine gelirler. Bu alemde şehadet alemidir. Ondan sonra da mülk alemine kadar gelip yedi mertebede kendisini ishal eder. Bu yedi mertebenin yekûnuna da insana kâmil denir. Çünkü hepsi onda mevcuttur. Dikkat ederseniz burada ilah adını aldı, Mevla adını aldı, Hak adını aldı, Rab adını aldı, Allah adını aldı. Allah'la hadi onu ayırdık, orası mutlak zat yer. Ondan sonra gelenler kendi durumlarına göre isimler almakta. Ama sıfata, rubiyet mertebesinin şeyleri de bunlar. İsimlerdir. Ama yerleri ayrı olduğu için birisi çarşıda görebilir, birisi dağın tepesinde görebilir, birisi evde görebilir. Hepsi görebilir ama yerleri ayrıdır. Aynen bunun gibi. Onun için kişi bunları çeşitli yerlerde kullanır. Bu.